Şimdi bu akşam hepinize merhaba, Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam yine böyle iki bölümden oluşacak Tarafsız Bölge. Birinci bölümde Ankara'ya gideceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok bizlerle. Hoş geldiniz Turgut Bey, merhaba. Merhaba, hoş bulduk Ahmet Bey. Hakan Bayrakçı da birlikteyiz. Kolay gelsin. Kırmadı sağ olsun. Teşekkürler Hakan Bayrakçı'ya da. Şimdi birinci bölümde Turgut Altınok, Ankara konuşacağız. İkinci bölümde de normal bizim klasik Tarafsız Bölge olacak. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor Ahmet Bey. İyi, sokak iyi. Sokak iyi. Siz hep onu söylüyorsunuz. Sevgi iyi, ilgi iyi. Sokak iyi ne demek? Sokak iyi demek şu Ahmet Bey. Ulus'ta geziyorsunuz. Geziyorum Ulus'ta. Cuma günü Hacı Bayram'dan çıktım. Haldeki esnaflarımızı ziyarete gideceğim. Hacı Bayram'dan Ulus'a, ya bunlar tabii 5 dakikadır Ulus'ta. Hani ancak 3 saatte gidebildim. Şeyden, ilgiden. İlgiden, sevgiden ve fotoğraf çektirmekten. Evet. Yani 5 dakikayla 10 dakikadır mesafe. Ama Hacı Bayram'dan Hale gidişim, saate baktım. Dedim nasıl vakit geçti böyle? 3 saat olmuştu. Yoğun bir sokakta sevgi ve ilgi vardı. Sokaktan geçen vatandaşlarımızın %80 ile 90'ı bakınız. Seni seviyoruz. Gönlümüz seninle. Oyumuz seninle. Bir fotoğraf çektirelim. Yüzde kaçı? Sokaktaki geçen vatandaşımızın 80 ile 90'ı. Hayır, siz diyorsunuz ki ben buna bakarım. Tabii. Bu önemli bir ölçüdür. Bu şöyle ölçüdür tabii. Yıllarca siyasetin içerisindeyiz. Sokakta yürürken vatandaş size selam veriyorsa veya vermiyorsa, yüzünü çevirip gidiyorsa veya yüzünü size dönüp sizi seviyorum, destekliyorum, oyum sizinle diyorsa, ki yüzünden, gözünden, tebessümünden anlıyoruz bunu. Böyle yoğun bir ilgi var. Gittiğimiz Ankara'mızın ilçelerinde de öyle. Biz seçim bir olanı açtıktan sonra hadi Alasmak deyip gitmiyoruz. Esnaflarımızı geziyoruz. Gezerken caddeleri geziyoruz. Ben caddedeki vatandaşlarımızın kaçta kaçı bize selam verdi, yürekten gönülden selam verdi veya esnaflarımızın kaçta kaçı gönlümüz seninle dedi. Belki şeydir Turgut Bey, nezaketendir hani sizi böyle kırmamak için nezaketen, kibarlık olsun diye böyle tutum alıyor olabilirler mi? Şöyle, ben anlarım mı diyorsunuz? Biz anlarız. yani yılların tecrübesi anlarız ama bir de fotoğraf çektiriyorlar tabii. Ama o sevgiyi yüzünde hissediyoruz, gözünde hissediyoruz. Yani yılların tecrübesi, bunu biz hissederiz. Yani oy vereceği, vermeyeceği, kararsız olan. Sizi tanır mı Ankaralılar? Şöyle, yani sokakta şu an tanınma oranımız %90. 20 yıl Keçiören Belediye Başkanlığı yaptık. Keçiören'de Ankara'nın en büyük ilçelerinden. Tabii ilçelerinden Çankaya, Keçiören. Nüfusumuz 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Seçmen sayımı. Ankaralı mısınız siz? Ankaralıyım ben. Ne diye? Ankara. Ankara mı derler? Ankara. Normalde yerlisi, Ankara denirdi eskiden. Allah rahmet eylesin. Vehbi Koç da Ankara derdi. Vehbi Koç. Ankara'nın yerlisi Ankara derdi. Yani Ankaralıyım der. Neresinde diye Vehbi sorduğunda. Vehbi Koç Ankara demeden öldü rahmetli. Hep Ankara derdi. Ankaralıyım derdi. Tabii Vehbi Koç'un memleketi de Keçören'dir. Yani doğduğu yer Keçören, evi Keçören, sonra müzeye çevirdi. Ankaralıyım. Öyle olunca. Benim hiç ağzıma yakışmıyor abi. Ankara mesela. Ankara. Turgut Bey'e yakışıyor ama çok güzel söylüyor. Yani evet. Onun için Ankaralı olmak lazım. Ankara, milli mücadelemizin başkenti Ankara tabii. Peki, devletimizin milli mücadelemizin başkenti. Siz onu da çok vurguluyorsunuz. Böyle hani cumhuriyetçi, Atatürkçü, milli mücadele, başkent. Onları da çok önemsiyorsunuz. Ahmet Bey tabii ya istiklal ya ölüm diyerek milli mücadeleyi Atatürk başlatmasaydı bugün bizler yoktuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoktu. Atatürk Ankara'ya geldiğinde de yine Keçiören'e geliyor. Yani milli mücadelenin merkezi Ankara, Ankara'da da Keçiören. Keçiören midir? Keçiören'dir tabii. Ziraat Mektebi'nin olduğu bir binaya geliyor o zaman Osmanlı döneminde. Şu an Meteoroloji Genel Müdürü'nün olduğu yerdir orası. Karşıda da Osmanlı döneminde Çoban Mektebi var. Dolayısıyla daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, harekat, planlama, istihbarat. Hep orada mı yapılıyor? Kurulduktan sonra Anadolu Ajansı'nı da Keçiören'de kuruyor. Ziraat Mektebi yetmeyince Çoban Mektebi'ni de kullanıyorlar bu sefer. Biz şimdi o Çoban Mektebi'nin restorasyonunu yaptık. Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi
Onu da inşallah Mart ayı içerisinde açacağız. Ne güzel. Ama işte bu milli mücadele tarihine de sahip çıkmak lazım Ankara'da. Tabii yani o mücadele olmasa, milli mücadele olmasaydı, Atatürk'ün kararlılığı olmasaydı, cesareti olmasaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir devlet maalesef yoktu. Mandalığı kabul etmiş olsaydı veya mandala ya istiklal ya ölüm, Türk milleti esareti asla kabul etmez diyerek milli mücadeleyi başlatması, küllerinden yeniden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğmasıdır, varlığımızdır. Bugünkü oluşumuzun nedeni, varlığımızın nedeni budur. Bunu herkesin bilmesi lazım, anlaması lazım ve saygı duyması lazım. İçselleştirmesi lazım. Yani tabii ki küllerinden bir devlet doğuyor, kolay değil. Dolayısıyla Keçiören'in ayrı bir yeri vardır milli mücadelede. Şimdi kulemiz var, inşallah yakında açıyoruz. Muhteşem bir eseri başkentimize, ülkemize, Keçiören'imize kazandırıyoruz. Ne kulesi bu? Seyir Kulesi. Ama Seyir Kulesi'nin yanında birçok da vatandaşlarımızın gezeceği, çocuklarımızın keyif alacağı, birçok Atakule'ye göre daha çok aktivitenin olduğu, daha çok gezilecek yerlerin olduğu bir kulemiz bitti. Var mı kulenin görüntüsü? Atatürk Cumhuriyet Kulemiz, ismi de Atatürk. Cumhuriyetimizin 100. yılını armağan ettik. Adı ne? Atatürk Cumhuriyet Kulesi. Atatürk Cumhuriyet Kulesi. Atakule, Atatürk Cumhuriyet Kulesi. Peki ne zaman açacaksınız? Mart ayı içerisinde açacağız. Daha açılmadı. Yani yapıldı. Bitti. Son rutuşları yapıyoruz. Şu 18 Mart gibi açmayı planlıyoruz. Şu anda görünüyor. Şurada volden daha güzel. Ahmet Bey tabii. Kaç uzunluğu ne kadar burada? 197 buranın? Metre yüksekliğinde. Kaç? 197 metre yüksekliğinde. Ya bu çok yüksek tepede yani. Tepede Selçuklu yıldızımız var. Anadolu gelişimiz ve cumhuriyetimizi kulede bütünleştirmiş olduk. Böyle bir Atatürk şeyi de var galiba, silüeti evet. Görüyorum orada. En üst katta. En üst kat televizyon olacak tabii. Bir şey yazıyor galiba. Nerede yazıyor? Onur. Ha, 100. yıl yazıyor galiba. Çok. Ahmet Bey maalesef cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimize muhteşem bir eser kazandırdık. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'mıza, başkentimize hatıra kalacak maalesef bir eseri olamadı yani. Bir tane ağaç diktiler, konser verildi. Konseri verenler İstanbul'dan geldi, geri İstanbul'a döndü. Ama yani bunlar 100 yıllık bir tarihte, keşke Ankara Büyükşehir Belediyesi cumhuriyetimizin 100. yılını hatırlatacak Ankara'da bir eser yapmış olsaydı ama maalesef yapamadı. Biz muhteşem bir eseri başkentimize, ülkemize, devletimize bu kazandırmış. Ölçü olarak dünyanın en büyükleri arasında. En büyükleri arasında değil ama minikleri arasında da değil. Orta. Yani şeydi, Eyfel Kulesi'nde adımı geçiyormuş. Şöyle Eyfel'de söyleyeyim. Dünyadaki kuleler var. Eyfel'deki Türkiye'deki kule Türkiye, Ankara, Keçiören, Cumhuriyet Kulesi. Biz Atatürk'ü 100. yılda ekledik ismini. Böylece Paris'e gittiğiniz zaman dünyadaki kuleler var. Orada Ankara, Türkiye, Keçiören, Cumhuriyet Kulesi. Ya Atatürk. Şimdi siz dün müydü lansman açıkladınız? Evet. Yani lansman demek şu, yani ben Ankara için neler yapacağım, evet, projelerini açıklıyor. Şimdi o görüntüleri izlerken sosyal medyada çok döndü bu görüntüler. Bir böyle siz Ankara AK Parti İl Başkanı ile birlikte, evet, bir misket mi oynuyorsunuz? Bir böyle birden Ankara havasını oynadık. Ankara havası. Bir izleyelim şeker mi? Olan, gördün şeker mi? Olan. Şeker Oğlan mıdır bu? Şeker Oğlan. O şey mi? Ankara'nın meşhur şeyi mi? Tabii Ankara'nın meşhur türküsüdür Şeker Oğlan. Eyvallah. Ankara'nın yiğidi,
seçim şarkısı ya. Yani ben normal şekeri olan bekliyordum ama altın ok falan geçiyor içinde. Tabii uyarlamışlar. Yolladık, uyarlamışlar. Ama Angara havası oynamak zor mudur? Yok, kolaydır. Bilene kolay tabii. Bilene kolay. Bilene kolay. Ha, figürler falan gayet iyi. Evet, doğaçlamadır bu. Hakan Bey de çok iyi yalnız. İl başkanımız da çok güzel oynuyor. Tam Angaralı. Siz normalde böyle Ankara havalarına girer misiniz düğünlerde? Yani şöyle oluyor. Düğünlerde tabii halay çekiyoruz. Düğün sahiplerini kırmıyoruz. Düğünlerde de yani çok da olmasa oynuyoruz ya. Oynuyorum. Abi sen anlar mısın Ankara havasından? Her şeyden anlıyorsun. Bundan müziğini da... çok severim. İzlemesini çok severim ama tabii oynamayı bilmiyorum. Ben de müziğine bayılıyorum. Ben de gerçekten. Aynen. O misket zaten bizim... Aynen. Milli marşımız yani gibi. Ay bravo. Milli marştır yani. Ritim evet. Olarak yani düğünlerde bir misket çalar. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Hakan Bayrakçı diyor vals bilir diyor Onur. Ya misketten o da Allah aşkına. Seni böyle yabancı gibi algılıyor adam ya. Nasılsa. Ama gerçekten sizin bu Ankara havaları muhteşem yani. O tabii Seymenlik bir Oğuz geleneğidir. Çok köklüdür Hakan Bey. Bu nedir? Seymen geleneği midir? Yani Ankara tabii Seymen havalarıdır, Seymen oyunlarıdır. Bunlara Seymen oyunları mı denir? Yani Seymenler tabii oynar bunu. Eyvallah. Ama herkes de oynar. Bütün Ankaralı oynar. Bu ritim için biraz şunu ilavede bulunayım. Bu ritim, yani müziğin tempo ritminden bahsediyorum. Şu anda da mesela geleneksel Orta Asya müziklerinde olan bir ritimdir, hala mevcuttur. Gerçekten mi? Tabii. O bölgeye Oğuzlardan yerleşen gelen bir gelenektir. Türkmenlerin, Oğuzların getirdiği bir müziktir. Mesela bazı yörelerimiz yöreselden etkilenmiştir. Arap etkisi vardır, Yunan etkisi vardır, Ermeni etkisi vardır. Bu Safi Türk yani. Bu ağırlıklı evet, Orta Asya Türk müziği ağırlığı. Sonra bir şeyiniz daha olmuş galiba. Nerede oldu Onur? Lasman'da. Kürsüye çıkmadan önce. Evet. O da onu da görelim bir bakalım. Ankara'nın yiğidi altın oktur diyoruz. Altın oktur diyoruz. Aman aman altın ol. Kalbimize altın ol. Ankara sana emanet. Yolun açık devam et. Aman aman abi böyle kampanya yapmakta ne var? Ben de yaparım yani. Gayet güzel gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Hem bir şey sorayım hem de bir kısa değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi ben 30 senedir gözlediğim bir başkandır. Ve özelliklerinden en ilgi çekici olanı da Sayın Başkan'ın çok mütevazıdır. Çok mütebessimdir. Bir vatandaş yaklaştığında saniyede iletişim kurabilir. Yani kendini sürekli yakın hisseder gelen kişi. Çok önemli bir nosyonu. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bunları senelerdir uzaktan da olsa bildiğim için bu tarzınızı, özelliğinizi. Şimdi sokaktaki biraz önce havayı tarif ettiniz. Ankara'da malum bazı, özellikle Çankaya'da, Yeni Mahalle'de işte CHP etkisi var. Ya da Mansur Yavaş'ın bir gücü var. Bir Tunalı Hilmi'de yürürken nasıl bir hava vardı? Orayı biraz tarif etmenizi rica ediyorum. Tunalı Hilmi'nin özelliği ne ki? Tunalı Hilmi'de biraz Ankara'nın böyle daha yani Nişantaşı'nın Tunalı Ankara'sı. CHP'ye daha yakın seçim. Evet, evet. Biraz orayı merak ediyorum. Orada hava nasıldı? Bir Tunalı'da günde kaç saat dışarı halkla iç içe çıkıyorsunuz Ankara'ya? Abi be, sabah 10-10.30'da başlıyor programımız. 9.30-10 10.30, 11'e kadar devam ediyoruz. Tunalı'da sevgi vardı, ilgi vardı. Efendim, esnaflarımızdan toplanıp alkış yapanlar vardı, alkış tutanlar vardı. Yani Tunalı'da çok güzel bir ilgi ve sevgi vardı. Anketlerde de bu Tunalı'da çıkıyor. Yani yapılan sokak anketlerinde Tunalı'da başa baş çıkıyoruz. Sokak Tunalı anketleri böyle Tunalı'da. 426 kişiye sorulan Tunalı anketi at başa çıkıyoruz Tunalı'da.